asker gönderiyoruz, duymuşsunuz. Duydum binbaşı. Kore halkının bize ihtiyacı var. Dün bizeydi, bugün onlara. Ne dersin? Şeref duyarım. Ayla. Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Kültür sanat gündeminden son gelişmelerle karşınızdayız ve efendim Türkiye'nin Oscar adayı filmi belli oldu. Biz dün akşam gece gündüzde son dakika olarak duyurduk. Türkiye'nin Oscar yolunda yabancı film kategorisinde aday olmak üzere seçtiği film Can Ulkay'ın yönettiği Ayla oldu. Ve biz bugün hemen sıcağı sıcağına Ayla filminin ekibinden yapımcısı Mustafa Uslu ve oyuncu kadrosundan İsmail Hacıoğlu ile sohbet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ve sizin şahsınızda Ayla filminin ekibini hemen bir kez daha kutlamak istiyorum. Çünkü bu gerçekti. Şunu hemen anlatalım. Bizim Oscar adaylığı dediğimiz o yolda makus bir talihimiz oldu bugüne kadar. Ve gerçekten bu bir hedef. Şimdi ben Ayla'dan söz ederken büyük bir prodüksiyon, iddialı bir iş olduğunu anlıyorum. Güçlü bir hikayesi, senaryosu var, güçlü bir oyuncu kadrosu var ve çok emek verilmiş bir iş. Dolayısıyla önce Mustafa Uslu öyle sorayım. Hedefte var mıydı Oscar adaylığı ya da böyle bir noktaya gelmesini bekliyor muydunuz? İlk günden itibaren vardı. 3,5 yıl önce ben bu projeye başladım. Proje hikaye o kadar güzel ve güçlü bir hikayeydi ki bunun eğer doğru enstrümanlarla birleştirildiğinde bunun Oscar'ı alabilecek gücünün olduğunu biliyordum. Oscar adaylığının ötesinde Oscar'ı alabilecek. Tabii, çok güzel. Kesinlikle bizim sabah başından beri öyle mi? Evet, ben ilk oyuncularla konuşurken, İsmail'le konuşurken de böyle bir film yapacağız. Böyle bir film yapacağım ve Oscar'a gidecek. Oscar'ı da alacağız. Sen bununla oynamak ister misin diye şey yaptım. O zaman bana böyle... Aynen şöyle gülmüştü. Gülmüştü bana. Tabii abi olur falan. Neden olmaz? Ama şimdi neden olmaz? Çünkü hikaye çok güçlüydü. Doğru enstrümanlarla bir araya geldiğinde hakikaten bütün dünyanın şurasına dokunacak bir film çıkacağını ben biliyordum. Bizim için zor olan burayı geçmekti. Bu aşamaya gelmekti. Bundan sonrası bizim için kolay. Bundan sonra gideceğiz, Oscar'ı alıp bu ülkeye getireceğiz. Bu güzel ülkeye ve bu güzel ülkenin insanlarına armağan edeceğiz. Türkiye'nin o makus talihini de inşallah bu sene bu elimizdeki güçlü hikayeyle. Dikkat ederseniz bütün filmin tasarımı zaten bunun üzerine kuruluydu. Evet, yani böyle bir hedef konmuş ve buna göre bir strateji uygulanmışsa evet zaten yolun çok büyük bir bölümü aşılmış demektir. Ben bu sözünüzü burada böyle not olarak alıyorum Mustafa Uslu. Kesinlikle. Umarım Mart İnşallah ayında. İnşallah Mart ayında bu masada yine bu masanın ortasında Türkiye'nin ilk Oscar'ı olarak konuşacağız. Bunlar kayıtlarda bu kayıtları saklayacaksınız. Bu kayıtları saklıyoruz. Biz buna ilk günden itibaren inanıyoruz. Ben şahsım ve ekibim adına. Hakikaten inanıyoruz. Çünkü almamamızı gerektiren hiçbir sebep yok. Şimdi bunu söylemenizin dayanaklarından söz edelim. Çünkü dediğim gibi film Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlama ve senaryosu Yiğit Güralp'e ait. Yine Sınav filmiyle özellikle hatırladığımız bir isim. Şimdi bu hikayeyle buluşmanızı merak ediyorum. Evet, belli ki hikaye çok etkileyici, çarpıcı ama nasıl oldu? Siz bu hikayeyi çekmeye, film yapmaya nasıl karar verdiniz? İsmail sen sadece Oscar alacağız hadi gel deyince değildir herhalde. Valla benim Oscar'dan haberim yok açıkçası. Sen nasıl dahil oldun? Biraz geriden hikayeyi alalım. Nasıl eyvallah geldi? Abi istersen. Sen koy. Eyvallah. Buyurun. Ya aslında çok enteresan bir hikayesi var Ayla filmin oluşmasının. Evvela Süleyman Dilbirli'nin gerçek hayat hikayesidir bu film. Ve o olmasaydı hiçbirimiz olmazdık. Bu film de bugün olmazdı. Allah razı olsun kendisinden yani. Hayata hep iyilikle, güzellikle yaklaşan bir insan. Hep iyilik yapın, evvela bir gün gelir sizi bulur diyor.
Çok böyle iyilik hani, iyi bir şey. İyilik iyi bir şeydir. Hı. Bir gün gelir sizi mutlaka bulur. O kadar kötü iyi olun sadece. Söyleyebilmek de kesinlikle güzel. Ve hani şu an işte 80 küsur yaşında değil 94 mi? 94 yaşında. Ve hayatta sevgili seyirciler. Filmin kahramanı kesinlikle. Hayatta. Kesinlikle. Hayatta olmaktan öte... geçen gün eşimle biz onu misafir ettik evimizde. Sürekli görüşüyoruz. Çok enteresan bir şey oldu. Eşim ona şey dedi. Dedi ki Süleyman amca dondurma var çok güzel yer misin? Dondurma verelim mi falan dedi. Döndü baktı. Kızım Maraşlı'ya dondurma soralım. Diyebilir. 94 yaşında. 94. yaşını birlikte kutladık. Yani kutlu olsun. 3 yıl, 3,5 yıldır biz birlikteyiz. Hikaye ilk aslında beraber çalıştınız hikaye. Tabii önce. Zaten şöyle oldu. Biz ilk bu hikaye bana geldi bir arkadaşım vasıtasıyla. Zaten bu TRT'de yayınlanmış bir belgeseli vardı. Belgeseli bunun. İnanın bana bu şimdi bu benim böyle olunca tabii şimdi çok kıymetli bir proje oldu da bu 65 yıllık bir hikaye. Her yapımcının önüne gitti bu hikaye. Her yapımcı bu hikayeyi gördü. Hiç kimse çekemedi. Yani... Bu kadarını cesaret edemedi. Evet, hiç yani bunu söylemek istemiyorum ama İsmail söyledi diye hiç kimse cesaret edemedi. Evet. Çünkü baktığınızda adamın hayatı öyle kısa bir yolculuktan ibaret değil. Güney Kore'ye gidiyor, savaşa giriyor, savaşın ortasında kızı buluyor. Baba kız oluyorlar, sonra ayrılıyorlar. Zor bir iş. Yani her prodüktör baktığında bu filmin hakkını vermek çok lazım da. Çok zorlukları var. Dönem filmi, gerçek tabii. Hikaye. Çocukla çalışıyorsun. Var. Evet. Yani. Yani sen gerçekten İsmail herhalde oyunculuk adına böyle en büyük deneyimlerinden biri kesinlikle. Diyebileceğim kesinlikle. Bir çekim süreci yaşadın. Bir maraton koştuk. Yani evet. Sadece ben kendi adıma değil arkadaşlarım adına tabii, hani buradayım. Hepsini selamlar gerçekten. Yapımın bütün arkadaşlara, bütün oyuncu arkadaşlara sonsuz teşekkürler sizin evet, aracınızda. Çok emeği geçen. Değerli bir oyuncu kadrosu var. Çok zor şartlarda. Evet. Çalıştık. 6,5 ay İstanbul en zorlu kışını yaşadı. Çok gerçekten o karın kıyametin içinde çalıştık. Bir maraton koştuk hep. Ve biz dedik ki hani hakikaten filmin içinde 4 mevsimi görünce çok mutlu oluyorsun aslında. Hmm. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Çocukla çalışmanın şeyleri vardı ve ilk olaya ilk yaklaşımımız bizim. Daha... Evet, Koreli küçük bir oyuncu var ki filmin ana kahramanlarından kesinlikle. Öyle söyleyelim. Süleyman Assubay Kore Savaşı sırasında savaş meydanında görür küçük kızı, yetim kalmış o küçük kızı ve aralarında bir baba kız ilişkisi doğar ve işte ondan sonra gelişir olaylar, o kadarını söyleyelim. Evet. Ama gerçekten hem Koreli hem küçük oyuncu, öyle değil mi? Evet. En büyük aklımızdaki soru işareti. İrtibat kurdunuz, nasıl buluştunuz peki? Biz çok audition yaptık çok bu konuyla ilgili. Çok seçme için epeyce. Tam shortlist'te 3 kişi kalmıştı. O akşam bu kızın audition videosu geldi. Çok şaşırdık verdiği tepkilere. Muazzam bir şeyi vardı, oyunculuk kabiliyeti. Sonra İsmail'le birbirlerine alıştırdık onları. İşte belli bir dönemi beraber geçirdiler. İsmail'ler zaten film başlamadan aşağı yukarı 4 ay önce falan özel efekt uzmanlarıyla karate eğitimi, yakın dövüş eğitimi, savaş sahnelerini kanyonda bir spor salonunda orada çalıştık, antrenman yaptık. Bir ay önce falan başladık. Bayağı ciddi bir eğitim gördük. Fiziksel olarak yani. Da tabii, bir performans gerekiyor elbette. Evet, o sahneler biraz ağır sahnelerdi çünkü. Peki... Küçük kıza Süleyman Assubay Ayla adını verir. O yüzden filmin adı Ayla, öyle değil mi? Evet, gerçekten öyleymiş. Ve işte ondan sonraki ilişki. Sen duygusal olarak nasıl hissettin? Bu da başka bir yanı. Ya bu evet, hikayeden... oyuncusunuz, her role giriyorsunuz elbette ama bu derin bir hikaye. Çok da duygusal yanı var. O anlamda hani duygusu konusunda en kolay işlerimden biri evet. diyebilirim. Yani çünkü bu hikayenin karşısından etkilenmemek için gerçekten hani kalbinizin kapanmış olması lazım yani. Ya da özellikle hani hayır beğenmeyeceğim gözüyle bakıyor olmanız lazım. Çünkü çok hayatın içinde çok gerçek ama bir yandan da mucizevi bir durum var ortada yani. O anlamda duygusu anlamında hiç zorlanmadım. Çok kolay çalıştım. Hazırdım her sahnesine her an. Çünkü senaryo da çok güzel yazılmıştı. Yönetmenimiz Can abiyle de çok güzel bir yolculuk içindeydik. Bütün oyuncu arkadaşlarım adına söylüyorum. Çok keyifli evet, bir buradan iş. Aslında tabii hepsini saymamızın ihtimali lütfen, yok. Ne kadar için, sayabilirsem sayın. Beni çünkü 30'un üzerinde yerli ve yabancı aralarında Korelilerin de olduğu bir oyuncu kadrosu ama Çetin Tekindor, Taner Birsel, Ali Atay, Damla Sönmez, Duygu Yetiş, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Altan Erkekli, Sinem Öztürk Uslu. Daha da var isimler. Var, umarım var. Atladıklarımız yani, muhakkak var atladıklarım. Çünkü bu
bu daha uzun bir liste ama böyle değerli bir oyuncu. Kadrosu bu arada filmin müzikleri Fahir Atakoğlu'na ait. Ona da bir selam ve aslında iyi ki olmuş şeklinde düşüncemizi söyleyelim. Şimdi ben şu kısmını da sormak istiyorum Mustafa. Biz bugüne kadar Oscar adaylığı, Oscar adaylığı noktasında hep şunu duyduk. Lobi faaliyetlerimiz eksik kalıyor. Film Los Angeles'ta tanınmıyor ya da geç kalıyor. Aday geç belirleniyor. Şimdi biz adayı bir an önce belirledik. Evet. O kısmında artı bir diyebilir miyiz? Biraz Ayla'nın şeyinden oldu. Ayla yüzünden oldu bu. Erken bu sene belirlenmesi. Evet. Çünkü yurt dışında bizim bir ödül törenimiz oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Arkasından Los Angeles'ta yaptığımız screening'de biz çok ciddi reaksiyonlar gördük Oscar seçici üyelerinden. Onlar bizzat bizim büyükelçimizle konuştular. Dediler ki bakın bu sene elinizde çok kıymetli bir content var. İnanılmaz bir content var. Ve Oscar'ı alabilecek bir contentiniz var. Lütfen dikkat edin. Bunu bu sene geçen senekiler gibi geç kalmayın. Erken seçin. Erken gönderin. Ve erken PR'ını burada PR'ı yapılsın Oscar'a gelen filmin. Tanıtımı yapılsın. Evet, biz Barbaros Tapan'la Hollywood Türk Film Festivali'ni düzenleyen, o da deneyimli bir gazeteci, geçen hafta burada konuştuk ve o festivalin açılış filmi Türkiye'nin bu yılki Oscar adayı olarak seçtiği film olacak dedi. Hemen ardından da haber geldi. Yani siz Ekim'de Hollywood Türk Film Festivali'nin açılış filmi olacaksınız. Evet. Bu da sağlam bir başlangıç demek herhalde. Sadece Hollywood Film Festivali'nin değil, Asya Film Festivali var. O çok büyük. Los Angeles'ta da 25 Ekim'de yani 3 gün sonra. Güzel. Oranın da şeref konuğu ve açılış filmiyiz. Toronto Film Festivali keza öyle. Oranın açılış filmi. Ki o festival yolculukları da çok önemli bir kriter. Evet. Değil mi? Evet. Ben lobi faaliyetleri konusunda bir şey söylemek istiyorum. Elbette dediğinize sonuna kadar katılıyorum. Fakat benim kendi bir inancım var ki eğer sizin yaptığınız iş çok güçlü ve dünyada bunun bir karşılığı varsa inanın bana sizi hiç kimse engelleyemez. İstedikleri lobiyi yapsınlar. Çok samimi söylüyorum. Aslında ben lobiyi pozitif anlamda... Negatif anlamda da yapılan lobiler var orada. Oradaki Ermeni derneklerinin falan. Hı. Mesela biz screening yaparken bir Ermeni grup bizim filmi boykot etti orada. Dolayısıyla maalesef hani, hala siyasetin hala şey var maalesef. Bu böyle oluyor ama yani. Mustafa'ya o anlamda katılıyorum. Eğer çok güçlü ve çok belki altyapısı, dayanağı çok güçlü önüne geçilmez bir tezle çıkıyorsanız ki bu evet bu bir insan hikayesi, bu insanlığa dair bir hikaye. O çok önemli. Bu arada beynel minel bir yanı var. Çünkü iki farklı toplumun birbirine yaklaştığı, yakınlaştığı nadir anlar. Çünkü bir de savaş ortamında söz ediyoruz. Başka zamanlarmış. Ama şunu da merak ediyorum. Mesela yine Barbaros anlatmıştı zannediyorum. Koreliler de Los Angeles'ta etkin bir topluluk dedi. Evet, bilmiyorum, 600, böyle bir, 600 değil mi? Böyle bir geri dönüş size evet, de geliyor mu? Çünkü lobi derken bunu kastediyorum. Filmin bir yanıyla Korelileri, Kore toplumunu ilgilendiriyor olması ve orada o topluluğun da etkili olması sonuç verir mi? 600 bin Koreli yaşıyor şu anda Los Angeles'ta. Avantajlı tabii Los Angeles'ta. Oscar lobisi anlamında. Şu anda bizim en büyük destekçilerimizden bir tanesi UNICEF. Bugün dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi savaş mağduru çocuklar. Ya. Bugün dünyada hiç olmadığı kadar, bakın tırnak içinde söylüyorum, dünya tarihinde hiç olmadığı kadar savaş mağduru çocuk var. 3 milyon 200 bin dünyada savaş mağduru, annesi babasını ve yakınlarını savaşta kaybetmiş. Hatta isimlerini bile kaybetmişler. Hayatta her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Her bu hepimizin başına ama gelebilir. Ama isminizi kaybetmek, tanımsız bir varlık haline gelmek çok üzücü bir şey. Ve şu anda dünyada 3 milyon 200 bin isimsiz çocuk var. Bunun neresiyle gurur bir tanesi. Bunun neresiyle gurur duyulur bilmiyorum ama bunun 2 milyon 700 bini bizim ülkemizde yaşıyor. Yani biz bu acıyı paylaşan bir milletiz. Evet. Bir de bizi biz yapan özelliklerden vardır ya hani komşun açken sen tok yatamazsın. Tabii ki şimdi sadece Suriyeliliğe de bakmayın lütfen bu olaya. Yani bu savaş mağduruna Somalililer var, Iraklılar var, Afganlar var. İnsan olarak. Ayla da bir savaş mağduru çocuk. Evet. Ayla'yı eğer o gün orada Süleyman, bakın çok enteresan, gerçek Ayla'nın bir cümlesi var. Beni savaşın ortasında bulup kızın olarak kabul ettiğin için ve benim hayatımı kurtardığın için sana çok teşekkür ederim. Biz uzun yaşamalıyız, dünyaya örnek olmalıyız diye bir lafı var onun.
Çünkü o bana hep söylüyor. Diyor ki Süleyman beni bulmasaydı bugün ben hayatta olmayacaktım. -15 derece soğukta buluyor Süleyman onu. Ve işte ilk gördüğü andan itibaren kızım diye sarılıyor, bağrına basıyor. Bizim Türk babalarının klasik kız evlatları şeydir. Türk babalarına kız evlatlar çok kıymetlidir biliyorsunuz. Elbette evlat kıymetlidir, çocuk çok değerlidir. Ne kadar çok çocuğa ulaşıp yardım eli uzatabilirsek özellikle savaş mağduru. Evet ben açıkçası o kadar güzel bir enerji alıyorum ki Mustafa'nın anlattıklarından. Umarım uğurlu geliriz. Çünkü biz bunu daha önce yaşadık da anlatmıştım. Evet. Deniz Gamze Ergüven buradan bu yayından çıktıktan sonra Fransa'nın Oscar adayı oldu. Üstelik ilk 5'e de girip değil mi? Kırmızı halıda yürüdü. Umarım Ayla içinde böyle İnşallah. Bir yolculuk olsun. İnşallah. Çok teşekkür Çok ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Benle paylaştığınız için. Biz tabii Oscar aday adaylıklarından söz ederken bir güzel haber daha aldık söyleyelim. Alman sinemasının bu yılki Oscar umudu yine Almanya'da yaşayan Türk yönetmen Fatih Akın oldu. Evet. Fatih Akın'ın Solgun adlı filmi yabancı dilde en iyi film kategorisinde Almanya'nın adayı oldu. Ona da başarılar diliyoruz. Fatih Akın'ın Solgun adlı filmi Cannes'da da önemli bir başarıya, en iyi kadın oyuncu ödülüyle önemli bir başarıya imza atmıştı. Filme dair, Fatih Akın'ın filmine dair notlarla da tamamlayalım gece gündüzü. Türk asıllı yönetmen Fatih Akın'ın Solgun adlı filmi yabancı dilde en iyi film dalında bu yıl Almanya'nın Oscar aday adayı oldu. Film neonaziler tarafından düzenlenen bir terör saldırısı ve bu saldırıda Kürt eşini ve oğlunu kaybeden Alman bir kadının hikayesini anlatıyor. Fahren Sie bitte weiter. Mein Mann hat sein Büro gleich da vorne. Melden Sie sich bei den Kollegen, hier ist die Nummer. Was ist passiert? Film, Almanya'da Türk kökenlilerin de ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı NSU terör örgütünün son yıllardaki saldırılarından izler taşıyor. Dünya premieri 26 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde yapılan film, başrol oyuncusu Diane Kruger'a festivalin en iyi kadın oyuncusu ödülünü getirdi. Really, I'm overcome. Right now. Fatih Akın'ın filmi şu an aday adayı statüsünde. Yabancı dilde en iyi film kategorisinde mücadele edecek son 5 yapımı Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi belirliyor. Aday listesi 23 Ocak'ta açıklanacak. Oscar ödül töreni 4 Mart'ta Hollywood'da 90. kez düzenlenecek. Geçen yılki törende bu kategoride Altın Heykelcik, İranlı yönetmen Aşgar Ferhadi'nin Satıcı adlı filmine gitmişti.